Ay inanmıyorum ya. Gerçekten Levent böyle mi tepki verdi? Sakin olmalısın. Bak Cansu yanında duyabilir. Üzülmesin kızcağız gerek yok. Yani duymasın tabii. Duyarsa yıkılır kız. Zaten böyle düşünüp duruyordu. Ben bunu Levent'e nasıl söyleyeceğim diye. Levent Bey çoktan öğrenmiş de ayılıp bayılmış bile. Çok rica ediyorum. Volümü düşürelim. Bak bu anlattıklarımdan sakın. Bak Cansu'ya bahsetme gerek yok. Ya nasıl bahsedeyim? Peki ne olacak şimdi? Şimdi şöyle Levent beklemediği bir şey yaşadığı için tamam mı? O yüzden böyle bir reaksiyon verdi bence. Sakin kafa oturup düşündüğünde tepkisi değişecektir. İnşallah değişir. Yoksa Cansu'yu çok kırar valla. Yani sonuçta kız için de sürpriz oldu bu durum. Dudakların çok tatlı gözüküyor. Sinirli gibisin ya böyle böyle. Çok tatlı oldu. Ama Cansu üzüldü şu an. Cansu üzülünce dudakların daha bir güzel oluyor. Hı. Evet. Bir şey soracağım. Yani böyle bir durum bizim başımıza gelseydi senin tepkin ne olurdu? Güzel ortak etsin ha. İlk düşündüğümü mü söyleyeyim, ilk hissettiğimi mi? Hissettiğini. O zaman heyecan, mutlu oldum. Gerçekten mi? Çocukları severim ben. Öyle mi? Nasıl öyle mi? Ben sevmiyor gibi duruyorum çocukları. Hayır, öyle durmuyorsun da sanki çok severmiş ama bunu pek göstermezmiş gibi duruyorsun. Şımar mısınlar tabii? Şaka şaka, ben kızımı şımartırım. Kızımı bir de. İçimden öyle geldi. Senin içinden ne gelir, onu göreceğiz. Benim içimden seni öpmek gelir. Neyse ki bugün çok çalışacağım. Bütün bunların kalorilerini yakacağım. Kalori mi? Hı hı. Kalori dediğin yakılır ya. Dert ettiğin şeye bak. Şehir dışına sen gidiyorsun asıl bugün. Meselemiz o olmalı. Şehir dışı mı? Mesele mi? Yaşlıya gidiyorum. Bağırsam sesim duyulur. Şehir dışı, şehir dışı. Yani psikolojik olarak uzaksın. İstanbul tabelasını geçtiğin anda benim için tribe sokuyor benim. Yani anlatabiliyor muyum? Sevgilim ben bu tripleri dinlemeyi çok isterdim. Gerçekten böyle aydınlatmak da isterdim seni ama benim gitmem gerekiyor. Ben geç kaldım. Ben bırakayım seni. Nasıl? Hiç gerek yok. Ekip aracı gelmiştir. Onlarla gidelim. Benim sorularım var. Lütfen oturur musun? Sorularım var. Soru. Evet. Dinliyorum. Anlat. Bu etkinlik Şile'nin neresinde? Ağabey yolunda bir koydu. Peki nerede kalacaksın? Otelde. Tamam. Ben zaten gidince sana konum atarım. Konumu zaten banko atacaksın. Bunu söylemeye gerek yok. Yarın mı döneceksin, kaçta döneceksin? Bu ikisi tek soru. İşim bitince dönerim. Niye sırtıyorsun sen? Çok hoşuma gitti. Sen hep böyle benimle ilgilen tamam mı? Dikkat et bebeğim. Sen de. Çok gelirmen olursun vallahi çatlayacak. Tamam. Ne yedin be? Kokunla güne başlamak dünyanın en güzel duygusu. Efendim sen? Seni yanımda göremeyince bir an korktum. Ama sonra notunu okudum. Çok iyi geldi. Duygularımız karşılıklı. Günaydın bu arada. Öğlen olmuş ya. Bu saate kadar uyumuşum. O kadar güzel uyudum ki mışıl mışıl. O çok belli oluyordu zaten yüzünden. Ben hiç uyandırmak istemedim. Yani keyif aldığın o kadar belliydi ki. Sen ne yaptın? İşte misin? Ben iş yerindeyim. İyi ben hazırlanıp yanına geleyim o zaman.
Yok, gelme. Sen hazırlan tatlı tatlı böyle. Bir saate falan ben gelirim, alırım seni, yeni mekana geçeriz direkt. Yeni mekanımı? Özgür, kötü bir şey yok değil mi? Yok, yolunda her şey. Anlatırım görüşünce. Tamam. Tamam sevgilim. Görüşürüz. Bay bay. Özgür Bey. Tam böyle servis yapıyorum. Elimde de çakmak. Dedi ki, yak bakalım dedi. Böyle yana yana gitti. Oraları da elimle şöyle dökerken gazı fışkırtmışım. İlk şu perde yandı mesela, hiç unutmam. Şu, o kadar benim için yeri ayrıdır o yüzden. İlk o yandı çünkü. Yok. Değil mi? Böyle eve girer girmez böyle içimi böyle bir huzur kapladı. Bir de baş başayız ya. Çok mutluyum ben şu an. Bir de bir şey diyeceğim. Böyle pek aç değilim. Çok açım dedin yolda. Öyle dedim değil mi? Evet. Yok, ben şu an böyle bir eve girince doyuma ulaştım yemek konusunda. Uyusak mı biz? Bu saatte? Yok artık. Uyuyalım. Çok tatlı bu saatte uyumak. Ben çok acıktım. Hadi gel bak, çok güzel şeyler hazırlayacağım. Müthiş yemekler hazırlayacağım. Çok acıktım. Hadi gel. Yalnız ben bir şey itiraf edeceğim sana. Hı. Sırası geldi çünkü o an bu an diye düşünüyorum. Sen bu konuda çok iyisin ya. Gerçekten mi? Gerçekten. Elin inanılmaz lezzetli senin. Tabii yani yaptığın bu yemeğe sen... hani senin bana olan sevgini kattığını hesaba katarak ben bu yorum yapıyorum şu anda ama... çok iyi. Afiyet olsun. Yani tabii senin gibi birinden bunu duymak beni çok mutlu etti. Benim gibi derken? Senin gibi işte. Zor beğenen... her şeyin top noktalarını görmüş biri. Ezgi. Hı. Ben bütün ezberlerimi unuttum ki seninle. Ya benim yanlışlarım doğru oldu. Bütün doğrularım yanlış oldu. Ben yani kendimle tanıştım sayende. Ya benim içerilerde bir yerlerde bir Özgür varmış. Ona tanıştım ben. Ya bütün egolarımdan, korkularımdan arındım ben seninle. Yani nasıl bir şey biliyor musun? Böyle sanki hem tecrübesiz ürkek bir çocuğum senin karşında, hem de böyle her şeye gücü yetebilecek bir adam gibi hissediyorum kendimi. Böyle koca bir adam gibi hissediyorum. İkisi de benim. İkisini de çok seviyorum. Özgür, ben sanki senin yanında dünyanın en cesur kadınıyım. Hiçbir şeyden korkmuyorum. Biz yan yana geldiğimizde ben paramparçaydım. Kalbim paramparçaydı. Ama sanki şimdi seninle beraber yeniden atmaya başladı. Bir oldu. Bunun benim için anlamını bilemezsin.
Yalnız önce ben durdurdum. Vallahi benim için sakıncası yok. Güzelmiş gerçekten. Basit. Bu biz level ötede. Onu da yapamıyorsun ama. Konuşuruz. Tesla. Açılış oldu bence. Sayende. Hı. Hayatımda dokunduğum her şeyi güzelleştirdim. Emin misin? Ne demek şimdi bu? Özgür. Lakabeyi Tolga'ya verdiğini biliyorum. Böyle bir şey yaptığına hala inanamıyorum. Bu... Bir taraftan bu kadar sevilmek o kadar güzel ki. Eğer böyle bir şey yapacağını bilseydim hayatta izin vermezdim. Ha işte o yüzden söylemedim ya sana. Şu anımıza engel olma diye. Ezgi. Benimmiş paraymış, pulmuş, şanmış, şöhretmiş, lagabeymiş, şu gabeymiş falanmış filanmış. Hiçbirinin önemi yok ki. Benim için bu hayatta en önemli şey sensin. Senin huzurun, senin mutluluğun her şeyden değerli. Her şeyden önce geliyor. Ve bunu korumak için de elimden ne geliyorsa... ...ne mümkünse yapıyorum işte ben. Her şeyi feda etmem gerekse bile. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Çok. Gözleri kapa, gözleri. Ne oldu? Gözleri çok acil. Kapa orada, dur şu an. Ben geleceğim, alacağım seni. Dur orada, yürüme. Özgür. Fazla sorgulama. Dümdüz ilerleyeceğiz. Kapıyı kapatır mısın?
Sen kapalı. Bir saniye dinle, susar mısın? Tedirginim şu an. Emre merhaba. Basamak var, merhaba. Dikkat et. Basamağa bas. Dikkatli. Ayağa basamak kaldır, basamağa. Var deniyor. Gözleri kapa. Ya Özgür. Gözleri kapa. Boşluklar oraya takılmasın. Tamam. Ya şantadan da artık yani. Bir... İpucu verir misin biraz? Ya bir saniye gel çok gel. Bir şey... İyiyim ayağım. Kesin evlenme teklif edecek. Nasıl buldun? Neyi nasıl buldun? Ofisin, yeni ofisin. Hayatım senin için hazırlattım. Yeni halkla ilişkiler müdürümüz için. Sürpriz. Al. Sürpriz. Gerçekten sürpriz oldu. Sen beni bunun için mi? Ya senin geri dönmen şart artık Ezgi yani. Sevgilim gerçekten çok güzel olmuş. Yani beni düşündüğün için çok teşekkür ederim. Ama Özgür biliyorsun bizim birlikte çalışmamamız gerekiyor. Yani o zaman iş ve aşk birbirine karışıyor. Ve kötü şeyler oluyor. Bunu en kötü şekilde tecrübe ettik. Ya böyle karışıyor marışıyor diyorsun ya. Hı hı. Sen asıl benim yanımda olmayınca o zaman... Bende bir şeyler karışıyor. Benim bir taraflarım birbirine dolanıyor. Hı. Olmuyorum ben hı. Yani. Vallahi karman çorban oluyorum. Hiç şey olmuyor. Biz, Ezgi bir şey söyleyeceğim. Hı. Bizim fiziksel olarak yakın olmamız gerekiyor. Hı. Anlatabiliyor muyum? Benim gözlerim gözlerine, gözlerim dudaklarına, ellerim ellerine değecek yani. O anladın mı demek istediğimi? Ama sen hile yapıyorsun. Hile. Hilesini yapıyorsun. Hile yapıyorsun işte. Sana karşı olan zaafımı kullanıyorsun. O zaman ben doğru kararlar veremiyorum. Tamam ya bıraktım tamam haklısın tamam. Ya Özgür yapma aşk olsun. Vallahi yok tamam haklısın ben. Ama şunu bil sen yanımda olmayınca hiçbir şey yolunda gitmiyor yani. Uğurumsun benim yani. Sevgilim bak her şey yolunda hiçbir sıkıntı yok bugün bak. Mekan tertemiz insanlar mutlu her şey güzel. Sorun falan yok. Çıkmayacak da. Ne o canı sıkın duruyor? Ya düşünüyorum ya. Ne düşünüyorsun? Düşünüyorum abi. Lagabya varken ikinci bir mekan açmak çok iyi bir fikir gibi geliyordu. E şimdi olmayınca... Ne bileyim ya. Hı. Burası öyle olmayacak diye mi korkuyorsun? Yok olur, olur. Burası da çok güzel olur yani. Millet de bayılır, ortam da yıkılır. Pablo yakar da burayı da. Şimdi abi her mekanın bir ruhu var ya. Biz Lagabi'ye tüm enerjimizi vermiştik. O da bize bir ruh vermişti. Tamam mı? Burası bizim merkez üssümüz gibiydi. Şimdi Lagabi olmayınca, anladın mı? Böyle ne yapsak bir parçası eksik kalıyor sanki. Böyle... Ana vatanımızı kaybetmiş gibiyiz yani. Anlatabiliyor muyum? Acaba Tolga Yoru'yu vermemek için biraz dirense miydik Özgür? Yok yok öyle bir alternatif yok yani. Ben Ezgi'nin bir dakika bile üzülmesine dayanamazdım çünkü. Ben geldim. Aşkım. Hoş geldin. Hoş geldin. Deniz geldi mi? Ön tarafta. Öyle mi? Ben bakayım. Bir şey söyleyeceğim. Hı. Bir tanem Pablo bir kokteyl hazırlamış böyle elmalı tarçınlı var ya müthiş kızlar falan bayılacak yani sana. Kesin. Evet, çok güzeldir. Zaten her şey çok güzel böyle yavaş yavaş oturuyor her şey. Mekanlar öyle insanlar gibi yaşar, gelişir, serpilir. Senin elinde yedikçe daha da güzelleşecek. Tamam seni çıkaramıyorum ama yanına geliyorum. Nasıl? İzle şimdi. Bizim karışık işler derin. Madem suç ortağısınız alalım. Aynen öyle. Kelimenin tam anlamıyla yanına. Öyle diyorsun. Sevgilim ikimizi de Allah kurtar. Ne kadar mahkumum olduk biz aşkım. Dudaklı. Alo. Buraya da yollasana biraz.
yollayabiliriz onu ya. Biraz yollasan ne olur. Biraz şöyle bebeğim sen. Seni yerler burada. Biraz delisiniz bence Özgür Bey. Siz de az değilsiniz Ezgi Hanım şimdi yani. Ya hapse girersem, suçlu bulunursam? Hapse girersek diyecektin herhalde. Unuttun mu seni azmettiren benim? Doğru. Gerçi dışarıda daha çok işime yarardın. Değil mi? Çamaşır falan getirdim. Pislik. Hapisten kaçırma planları falan yapardım. Böyle vücudumu dövmelerle kaplardım. Böyle kaçış planlarıyla full böyle saçımı böyle kazıtırdım falan filan. Öyle gelirdim bir tripler. Ha? Çok yakışıklı olurdun. Burada daha iyiyim ama. Ben de. Yani burada iyi değilim tabii. Ama sen yanımda olduğun için iyi. Aslında bizi aynı hücreye koyacaklarsa okey. Kabul edelim, suçu gitsin ya. Mantıklı. Ceza gibi olmaz bana ya. Alo. Duyamadı bunlar ya. Şşt, belalı bunlar. Ben biliyorum. Biz neyiz? Biz de belalıyız. Biz adamı var ya. Oo, en çok belalı biziz. Suç oradayız. Uyuyat, dinlen biraz. Bakalım ya. Nasıl gitti? Ben nöbet tutuyorum şu an. Tehlikeli yer burası. Öyle mi diyorsun? Sen uyu. Ah bitmez şu kalbimin derdi. Ah bitmez şu kalbimin derdi. Allah'ım rüyada gibiyim resmen. Bebeğim nasıl bir sürpriz yapacaksın acaba bana? Evlilik teklifi inanamıyorum. Aşkım benim. Hayatım benim. Gel. Gel sevgilim. Düşüme gel gel. Tane getirdim sana. Teşekkür ederim hayatım sevgilim. Benim. Tamam, ben içeride biraz düşündüm. Bir kez daha düşündüm. Ne düşündün? Sen benim hayatımdaki en güzel şeysin. Buna karar verdim ben bir kez daha. Yani düşünüyorum. Hayatımda sen olmasan düşünemiyorum. Hayal bile kuramıyorum yani. Olmasan ne olur bilmiyorum. Vallahi gerçekten bu kadar söyleyeceklerim. Ben de. Yalnız ben bunları düşünürken kahveleri unuttum bir tanem. Hemen onları alayım geleyim. Tamam bebeğim. Yüzük kutusu olabilir mi o? Yüzük kutusu? Olabilir tabii ki yüzük kutusu. Bebeğim benim. Ne altın acaba? Anneciğim! Ne oldu? Şey düştü. Ne oldu, ne düştü? Şey işte Özgür. Ney? Kutu. Ne kutusu ya? Kutu, şey kutusu. Al onu. Nerede? Bak orada. O mu? Bir şey onun yenisini alırım ben. Ne olacak sende? Ya, senden değerli mi? Saçmalama sevgilim ya. Alınmışı varken yenisi alırım. Ne olur al lütfen al onu istiyorum. Tamam, sakin ol bir tanem alırım Allah Allah. Tamam alıyorum. Lütfen. Bir şey yok bunda. Dur. Sakinim. Allah ya. Sakinim. Dur. Gel. Bak göstereceğim. Dur. Hazır mısın? Evet. Gel. Dur, açabilirsin gözlerini. Bak. Ne bu? Bu ne? Ne ya? İşte tamam. Çalışıyor. Bunlar böyle zaten bozulmaz. Yani
Yani bunlar çok sağlam ürünlerdir bir tanem. Böyle bir şey olmaz bunlara böyle kolay kolay yani. Su geçirmez bu ürünler. Bunu böyle al, at, çevir, 30. kattan aşağı düşsün falan. Bana mısın demez yani. Tabii sen niye bu kadar şey yaptın ki bunu? Allah Allah, nereden gördün ayrıca yani? Orada ne işi var onu da bilmiyorum. Sen bunu nereden gördün orada falan? Niye duruyor ki zaten? Ben anlamadım. Kahve içelim ya. Soğutmayalım. İyi, içelim tabii. Kutu. Hadi bir tane al. Şu kahve bir şey yok. Allah Allah. Kutusu niye öyle onun? Ha? Her şeye benziyor. Yani her şey kutusu olabilir. Abi aşkım ya sen ne oluyor dedim ne yapıyorsun? Hayat ne tuhaf değil mi aşkım? Yani dün akşam parmaklıkların ardındaydık. Şimdi yıldızların altındayız. Vallahi ben hep seni görüyordum. O zaman da şimdi de. Ben de. Kim bilir yarın ne olacak? Yani ya da 5 dakika sonra. Belli mi olur? Sonuçta sürprizlerle dolu hayat. Yok yok, ben artık istemiyorum hayatımda sürpriz mürpriz. Yeter, doydum sürprizlere. Nasıl ya, ben istiyorum. Yani aşkım nedir sürprizler? Zaten bak saat kaç oldu gözünü seveyim. Dün de uyuyamadık. Ama sen dünden uykusuzsun tabii, o yüzden. Yok. Değilim ben, iyiyim. Uyumadın ki hiç doğru düzgün. Olsun. Oğlum! Oğlum! Gel bakayım oğlum. Tesla, gel bakayım oğlum. Anneciğim, gel bakayım. Özel bir şey konuşuyorduk şu an. Özlemiş anneci, özlemiş. Ne yapıyormuş benim tatlım? Ne yapıyormuş benim güzelim? Bekliyor. Uy, bekliyor. Uy, 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 uy. Tesla bir güvercini açmış biliyor musun? Ne? Nikola Tesla ya, ünlü mucit. Gerçekten mi Özgür, şu an mı? Şu an değil ya, eskiden. Bu Tesla zaten öyle yalnız yaşarmış bir başına. Pek öyle gelen gideni olmazmış yani. Ondan sonra bir gün ne ekmezse bir güvercin konmuş penceresine. Bizim Tesla, git sen aşık ol güvercine. Mektuplar falan yazmaya başlamış tabii. Ondan sonra bir tek de bunu açılırmış, bir tek bunu anlatırmış derdini falan. Yani bakıldığında sen de benim güvercinimsin aslında. Yani hayatıma böyle birdenbire süzülüp... Uyudum lan ben ya. Lagavia'da benim yani görmediğim sıkıntı kalmadı. Uğraşmadığım problem kalmadı. Hepsinin de hakkından geldim. Ama şu birkaç günde yeni dükkanda yaşadığım kadar hiç bitkin hissetmemiştim kendimi. Yani çok acayip bir şey bu yani. Niye böyle oldu? Gerçekten bilmiyorum. Sevgilim çok normal. Yani her şey çok üst üste geldi. Çok gerildik. Böyle bir şey var. Ruh veremiyorum sanki yeni mekana. Böyle üfleyemiyorum yani, anlatabiliyor muyum? Böyle bir şey eksik yani de. Orası Lagavia değil çünkü. Lagavia değil. Tabii Lagavia değil. Lagavia olamaz zaten. Olması da gerekmiyor bu arada. Özür dilerim. Ya git bir bak. Bir gazını al gel. Tamam. Senin de canı sıkın. Ben erkek adam, bir şey olmaz bana ya. O bir öyle erkek arkadaş olunca kız arkadaşlarını ihmal eden kızlardan olma. Biz öyle insanlar değiliz. Sen öyle olma. Buralardayım ben. Çok üzülmeden bekle beni. Tamam. Biraz kendime geleceğim.
Sevgilim, ben düşündüm de... Hı. Biz şimdi iş yerinde ortak olduk falan. Bari hani böyle tam olsun. Evleri de birleştirelim. Ben bunu bir düşüneyim mi? Sen onu düşün. Ben bir de şunu düşündüm. Hazır şimdi mekanı tadilata verdik ya. Kendimiz dedim tadilata versek. Yani tatile mi gitsek? İtalya biletleri. Mesela, evet. Bence mükemmel bir fikir. Hem senin orada böyle geniş geniş bir şeyleri düşünme. Hani birlikte yaşama gibi durumlarımızı böyle düşünme, değerlendirme gibi zaman da olur. Bir fırsatın da olmuş olur. Hayır, cevap olarak kabul etmeyeceksin değil mi? Hayır. Orada uzun uzun düşünürüm. Güzel ama hani bunu düşünürken şunu göz ardı etmeden düşün. Hani bir ömür boyu gibi yaşamaktan da bahsediyorum. Ömür boyu derken? Ömür boyu derken şöyle. Tanıştığımızda hatırlıyor musun? Böyle bir şeyler anlatıyordum sana. İlişkilerle, erkeklerle ilgili falan. Hatırlarsın. Unutmam mümkün mü ki? İlişki koçumken. Evet. Hani bir erkek hani şey demiştim hatırlarsın. Hani bir erkek... Yani bir kadına tanıştığında en geç üçüncü görüşmesinde falan evlenip evlenmeyeceğine karar veriyor. Hani üç ay içerisinde hani ilk adımı atmazsa hani zaten sen bu ümidi kes demiştim. Hatırlarsın. Hatırlıyorum. Güzel. İşte sen hani o takside benim yanıma oturdun ya. Ben zaten orada anlamıştım hayatımın kadın olduğunu. De benim işte bunu kabullenmem falan, kendimi itiraf etmem bir tık zaman aldı. Ezgi. Sen benim hayatım, sen benim doğrum, sen benim yanlışım, sen beni ben yapan her şey. Benimle evlenir misin? Özgür. Sen benim dünyam. Sen benim dünüm, bugünüm, yarınım. Sen her şeysin. Evet. Binlerce kez evet. O zaman tadili balayla mı çevirsek? Neden olmasın? İtalya'da evlenirsin. Hı. Neden olmasın? Neden olmasın? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.